Değerli izleyenler, ilk seanstayız. Saatler 9.50. Yaklaşık 5 dakika içerisinde Borsa İstanbul açılışını almış olacağız. Ahlatçı Yatırım Araştırma Uzmanı Dinçer Kurt bizlerle. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Evet, şimdi çarşamba bugün yatırımcıların korkulu rüyası oldu çarşamba günleri. Çok uzun bir zamandır özellikle bu faizler yükseldikten sonra sonuçta siz de bir aracı kurum çalışan olarak çok iyi biliyorsunuz ki maalesef kredi maliyetleri çok yüksek. Tabii yatırımcıların da yüksek maliyette ellerinde pozisyonlar kaldı. Onlar da bir şekilde çok sert satışlar var. Paçal yapmaya çalışıyorlar. Ellerinde para varsa yapıyorlar yoksa da krediyle alıyorlar. Ben de hep şu hatırlatmayı yapıyorum. Gerçekten faizler çok yüksek. O yüzden gecelik maliyeti mutlaka hesap diye ve piyasa insanları terste bırakmak için çok müsait bir seyir içerisinde. Çünkü son zamanlarda ciddi bir oynaklık var aynı zamanda. Dün de %2'ye yakın mesela gün içerisinde bir oynaklık yaşadık. Şu an vadeli tarafa bakıyorum %0,27 kadar eksi. O zaman bugünkü beklentilerle bir teknik görünüme geçmeden başlayalım. Tabii şöyle söyleyebilirim. Öncelikle geçen hafta jeopolitik risklerin çok ön plana çıktığı bir haftaydı ve hep bunu konuşuyorduk. Acaba oradan dolayı mı düşüyoruz diye. İşte İsrail borsası da bizim kadar oradan düşmemişti. Oradan dolayı değilmiş demek. Evet. Aslında Orta Doğu piyasasından da ayrışmıştık. Tabii ki bunun etkenlerinden bir tanesi de çarşamba günü Valör'ün artık büyük bir dezavantaj olduğu. Sizin de bahsettiğiniz gibi kredilerden faiz oranlarından dolayı. Evet. Ve aslında her zaman da konuştuğumuz gibi bütün bunlardan önemlisi faiz ortamı, enflasyon verisi aldık son yayınımızdan sonra. Bu tabii ki bizi etkileyen en büyük etken oldu. Birazdan da grafikte zaten bakacağız ama yani fiyat hareketlerine de baktığımız zaman bankacılık endeksi üzerinden ve enflasyon verileri üzerinden, işsizlik oranları üzerinden piyasanın çok fazla fiyatlandığını görüyoruz. Burada da aslında enflasyon açıklandıktan sonra çok fazla düşmemiştik hatırlarsanız. Düşme ana sebeplerimizden birisi sonrasında yapılan açıklamalar oldu. Çünkü biz İstanbul enflasyonunu aldık daha önceden. İTO'dan. Evet, yüksek bir İstanbul enflasyonu geldiği için piyasada aslında son günlerde evet beklenti üzeri gelebilir diye fiyatlandığını görmüştük. Fakat daha sonradan Sayın Fatih Karahan'ın yaptığı açıklamalarla birlikte yabancı kurumlar da öteledi faiz indirim beklentilerini Kasım'dan aralığa çoğunlukla. Biz de zaten yıl başında bekliyorduk faiz indirimini ama asıl Ocak'ta neden... Ocak'ta mı bekliyorsunuz? Evet, Ocak'ta bekliyoruz kurum olarak. Asıl neden bu diyebilirim. Dediğim gibi hemen faiz indirimi olsa da piyasaya çok mu olumlu yansıyacak? Tabii ki de hayır. Fakat ilk başlarda yüksek tepkiler vereceğiz ki bunu da işte PPK metinlerinde daha az şahin olduğumuzda görüyoruz. Çok etki etmesek de, ilk başta yüksek tepki versek de bu yatay yukarı, sınırlı yükselişlerle hafif trendleri oluşturduğumuz dönem olacak. Bu döneme kadar da yine tekrarlayayım. Ben yatay bir süreç bekliyorum. Şu anda içinde bulunduğumuz süreç düşüş trendi gibi görünse de aslında bir düşüş trendi değil bana göre. Trend oluşması için... Bir de onu hissede olanlara sorun. Tabii. Endeks genelinde konuşursak... Yani endeks şekilde... genelinde çok... Çok düşmemişiz gibi görünüyor. Henüz %20'lerdeyiz ama bir de onu hisselerde olana sorun. Tabii ki sabır diliyorum onu. Evet. Hele ki yüksek kayıp olan hisselerdekine. İşte bu yüzden de hisse ayrışması çok önemli. Yani ki. Koç örnek verebilirim. Şişe, Tofaş. Tofaş 350 liradan dünkü kapanış 186 lira. 350 liradan alan yatırımcı. Ya şimdi ben nasıl? Şimdi geçen dedim ki ayı piyasasına girmedik. Şaka yapıyorsunuz herhalde dediler. Yani şimdi derler. 340 liradan Tofaş alan ne yapsın? Öyle değil mi? Kesinlikle öyle. Bunun için hisse ayrışması çok önemli ve sektör ayrıştırması da çok önemli. Biz bu arada bunu da görüyoruz. Sektör ayrışmasını nasıl görüyoruz? Yine faize duyarlılığı yüksek olanları ve faize duyarlılığı az olanları. İşte kimler, hangi sektörlerdir bunlar? Mesela sanayi sektörünü bekliyoruz. Bankacılık sektörünü bekliyoruz. Şimdi enflasyon ayrıştığı zaman biz bu sefer faize duyarlı olmayan işte iletişim, ulaştırma gibi, sigorta gibi sektörlerin pozitif ayrıştığını görüyoruz. Ha tabii iletişim enflasyon verisinde bir içeride alt kırılımda deflasyon olduğu için bir düşüş sergilemişti. Fakat yine de faize duyarlılıkla da birlikte endeks ayrıştırması da yapabiliriz. Bu arada yine Çin'den biliyorsunuz bir teşvik haberi var. Şimdi bunu da mesela insanlar araştırıp bizim endeksimize de yorumlayabilir. Emtialar hangi hisse senetlerimize olumlu ya da olumsuz yansıyabilir? İşte bunun volatilitesinin bazı hisse senetlerimizde de yüksek olduğunu görmüştük. Demir çelik fiyatlarında vesaire. Şimdi yine cumartesi günü galiba bir toplantı kararı aldılar. Ben trafikteydim, tam takip edemedim ama orada bir yükseliş tepkisi geldi sanırım. Eğer bir mali, yüksek bir mali teşvik açıklanırsa Çin tarafında mesela bu ayrışma bizim de bazı hisse senetlerimize olumlu yansıyabilir. Bunları takip etmek de önemli tabii ki.
Ve diğer taraftan bu arada reskont kredileri günlük limitlerinin 3 milyar TL'den 4 milyar TL'ye çıkartılması böyle yani ufak da olsa sınırlı bir etkisini görür müyüz? Evet, özellikle sanayi endeksine etkisini göreceğimizi düşünüyorum bu havanın, ama Gördük galiba hatta gördük. çok sınırlıdan kastım. Evet efendim %0,04 kadar sanayi artı açıyoruz. Şöyle BIST endeksi ise dünün aynısı diyebilirim. %0,01'lik düşüşle yani endeks açılmak istemiyor gibi bir görüntü var. Dünün aynısı 9043'ten geri açtık 44 hatta 45 ile kapatmıştık 44'te geri açtık. Dünün aynısı bir fiyatlama endeks bazında. Hafif bankacılık eksi, hafif ulaştırma eksi, hafif holding artı, hafif sanayi artı gibi çok ama çok yatay bir görüntü var. Yine Viyop'taki hareketlerden sonra Borsa İstanbul'da ana endekslerde de hareket göreceğimiz bir güne benziyor. Yani uzun Peki zamandır. nedir bu Viyop'ta olanlar? Hadi biraz da burayı konuşalım. Şimdi artık herkes takas bakmaya başladı. Bir gün herkes takas bakacak derken bana kızıyorlardı. Ya teknik temel bakan takas bakar mı diye. Ben dedim ki keşke bakmasak. Ama yıllardır deneyimim bana şunu gösteriyor ki bizim gibi sığ piyasalarda maalesef takas bakmak zorundasınız dediğimde linç yemiştim. Şimdi oturdu herkes iş yatırım üzerinden açılan short pozisyonları takip ediyor. Neden? Çünkü şöyle bir durum var. Sabah sevgili Murat Tufan'la da konuştuk. Biz sığ bir piyasayız. Burada tekelleşme var. Sermaye tabana yayılmış durumda değil. 8 milyon yatırımcıdan bahsediyoruz. Gerçekten bir önemi yok. Çünkü 8 milyon yatırımcının 7,5 milyonun hesabında 10 bin lira varsa ama milyarlık pozisyonlar 3-5 kişiden oluşuyorsa, 100 kişiden oluşuyorsa burada sermaye tabana yayılmış diyemem. Dolayısıyla bu açılan short pozisyonlar kapanmadıkça yükselmeyecek diyor piyasa profesyonellerinin birçoğu. Katılır mısınız? Katılıyorum işin açıkçası ki bunu işte Borsa İstanbul'da hacimlerin düşmesi ve Viyop tarafında da hacimlerin artmasıyla görüyoruz. Tabii ki de bundaki en büyük etken açığa satış yasağı diyebilirim. Yani bir örnek, Kalkması mı lazım? bence açığa satışında kalkması lazım, marjların da düzelmesi lazım. Daha serbest bir piyasa ortamı oluşturmamız lazım yabancıyı buraya gerçekten çekebilmemiz için. Şimdi diyelim ki sizin mahallenizde ya da ülkenizde bir suç işleniyor. Sokağa çıkma yasağı mı oluşturuluyor direkt? Hayır. Bir adalet sistemi, bir eğitim sistemi oluyor. Burada da aynısı olması lazım. Biz eğer burada yanlış hareketler görüyorsak, düzenleyici kurumların buraya hem insanları eğiterek bir taraftan yurt içi yatırımcısını korumak istiyorlarsa, hem de ceza yaptırımlarını biraz daha ağırlaştırarak adaletli, eğitimli sistemi oluşturmak gerekiyor. Bunu sağladığımız zaman, ben biraz daha serbest piyasa olduğumuz zaman daha fazla yabancı yatırımcı da çekebileceğimizi düşünüyorum. İç tarafta da yabancıdan hariç yine işte açığa satış yasağı olsaydı daha fiyat oynaklığının daha normal olduğunu görebilirdik. Çünkü o olmadığı için Viyop tarafındaki bu hareketleri şu anda izliyoruz. Umarım spot tarafta bir karşılığı vardır diyelim. Çünkü bu pozisyonlar kapanmak isterken daha değişik hareketler de görebiliriz Borsa İstanbul'a. Peki o zaman vadeli tarafı izlemeye devam edeceğiz diyorsunuz. Buradaki short pozisyonlar bizim için önemli. Şöyle bir yani vadeli taraftan kastımın nedeni şu. Şimdi ben ay başı itibariyle bugün ayın 9'u. Ay başı itibariyle spot tarafın takasına bakıyorum. Mesela iş yatırım üzerinden 3,9 milyar en iyi alıcı. Yani aslında bir haftadır spot tarafta da %29 piyasadaki ilk 5 kurum arasındaki alışın %29'u sadece iş yatırımda. Bir miktar karşılığı var ama tam karşılığı olsaydı, tam bir hedge pozisyonu olsaydı o zaman düşüyor olmazdık. Çünkü spotta baktığımda ay başından itibaren 500 milyonluk para girişi var. Diyeceksiniz ki ya olur mu öyle şey? Düşüyoruz. Bu da sizi haklı çıkartıyor. Şundan dolayı demek ki piyasa bu arada nereden yapılıyor? Vadeli taraftan yapılıyor. Şakam yok yani gerçekten 10 milyarlık para girişi görüyorum ayın 9'undan itibaren eğer alacak olursam. Dolayısıyla biz vadeli tarafı izlemeye devam edeceğiz. Ama elimizden ne gelir şu an? Teknik analize bakmak gelir diyeyim daha doğrusu. 9.000'in üzerine piyasa direnmeye çalışıyor. Yatay bir seyir bekliyorum dediniz ama bu yatay seyir dar bir bantlama olacak. Ona bakalım. Bir BIST tarafını rica edeceğim arkadaşlardan. Tabii bu arada para girişi hakkında da çok fazla soru geliyor. Gerçekten hani Eylül ayından beri bir para girişi var, biz neden düşüyoruz diye. Bunu da açıklamam gerekirse şöyle bahsedeyim. Bu para girişi dediğimiz, hani yatırımcılar da duysun, bilmeyen varsa, aslında nakit para girişleri. Biz eğer nette bir para çıkışı görüyorsak nakit girişler yine oluyor,
Fakat burada karlı pozisyonların satış yaptığını görüyoruz daha önceden. Bu bir baskı yarattığı için nette azalış oluyor. Çok fazla soru geliyor. Onun için bunu da cevaplayayım dedim. Para giriş dediğimiz nakit alımlar, para çıkış dediğimiz karlı pozisyonların kapanması ve ikisinin çarpışıp nette bir tutar kalması diyebiliriz. Peki 8500'ü soracağım. Bizim galiba Ferhat yönetmenimiz şortta her sabah diyor ki 8500'e düşmeden piyasa kalmayacak diyor. Bakalım yani düşme olasılığı var mı, onu da soracağım yönetmenim için. Yönetmenimiz de aynı çizgiyi çizmiş olabiliriz belki de. O da 8511'i takip ediyor olabilir. Bizim her sabah teknik analiz izleye izleye kendisi artık bir teknik analist oldu çünkü. Çok güzel, ne güzel. Şimdi bir düşen kanalımız oluştu fakat bu henüz bir trend değil. Neden trend değil? Henüz iki dokunuş gerçekleştirdik. Literatürde üç dokunuş olduktan sonra bir trend oldu diyebiliriz. Dediğim gibi yatay bir süreç olarak ben burayı alıyorum. Düşen de olsak da henüz bir düşen trend oluştuğunu varsaymıyorum. Şu anda da biz son yayın yaptığımızda burası soru işaretiydi mesela. Bu soru işaretinin nedeni de eğer biz bu düşük tepeleri geçemediğimizde fiyatlar geri çekilirse daha düşük dip olandan altta bir rakam oluşabilme şansı vardı. Çünkü düşen bir diplerimiz var. Ve şu anda da geldiğimizde daha düşük bir dibimizi oluşturduk. Fakat bu satış sert oldu. Biz şu an neye bakacağız? Biz yükseldiğimiz zaman buradaki bir önceki düşük tepemizi geçebilecek miyiz aslında yatay seviye? Buna bakacağız. Geçsek de 10.200 seviyesine denk geliyoruz. Bu da bizim range bölgemiz arasında 0,5'imize, yani range'in tam ortasına denk geldiği için daha güçlü bir seviye olduğunu söylüyor 10.200. Biz burada tabii dönerken de şu anda 9.160 ve 9.195'te bir kanal oluşturduk. Bu yatay şu anda güçlü bir direnç konumunda yine 9.400'den önce ve 9.400'e yükselsek ve 9.400'ü geçemediğimiz durumlarda bunlar sadece bir yükseliş tepkisi olarak kalacaktır. Çünkü piyasanın ana takip ettiği yer şu anda 9.400 seviyesi. 200 günlük hareketli ortalamada baskı kuracak etkenlerden bir tanesi. Pozitif bir havanın olmadığını ve 9.400 ve sonrasında özellikle 10.200 geçilmedikçe bu pozitif havanın zor geleceği kanaatindeyim. Peki yatırımcı ne yapmalı? Burada yeni pozisyona girmek isteyen varsa, nakit alım düşünen varsa ben desteklere geldiği zaman maliyetlenmelerini pek fazla önermem. Çünkü ben bir aksiyon arayışı içerisindeyimdir. Momentum mu bakacak o zaman? Kesinlikle momentum gibi. Yani ben eğer her düşüşte destek diye alsaydım çok fazla hataya kapılmıştım. İşte yukarıdaki tepe seviyemizden beri. Peki neye bakacağız? İşte burada bahsettiğim 9160 ve 9195 direncinin yukarı geçilmesiyle birlikte bir momentum kazanıyor olabiliriz. Ve sonrasında 9400 direnci ve sonrasında daha da momentum. Yani biz eğer işte dediğiniz paçalı yapacaksak, düşerken yaparsak çok tehlikeli. Evet. Fakat yükselirken bu paçalı yaparsak bizim için daha güvenli olabilir. Bunu da söylemiş olayım. Şu anda görüntü Borsa İstanbul'da bu şekilde. Evet, zaten şu an görüntüye bakıyorum. Bir 9021 gördük. %0,15 kadar eksi seyrettiğimizi ifade edebilirim. Grafiğimizi dolar bazına çevirirsek peki görüntü değişiyor mu? Görüntünün değişmediğini söyleyebiliriz. Rakamları da buraya hani dün geceki dolar kurundan yaklaşık olarak yazdım. Yani yine zaten kur bugün yatay aynı seviyelerde. Evet, hemen hemen 9195 şu anda 268 dolar direncimiz. Yani yine bir önceki yayınımızda burası destek seviyesiydi. Aşağıya kırıldı, şu an direnç olarak çalışıyor ve Türk lirasına çevirdiğimiz zaman bir önceki grafikte de hemen hemen aynı seviyeye denk geliyor. Aşağıda da şu anda destek olarak 257 dolarımız var. Dolar grafiğinde de düşen kanalın neredeyse aynısını görüyoruz. Burada yine hareketli ortalamalardan baskı yediğini görüyoruz. Yukarıda eğer yükselirsek de bizim en önemli direnç noktamız şu an dolar olarak Türk lirasına çevirdiğimizde 9900 seviyesine denk gelen 289 dolar seviyesi. Ve yukarıda da eğer yani 320 dolarda yabancı yatırımcının artık en çok takip ettiği dolar seviyesi. 320 dolarda bugünlerde 10.960'a 11.000 dersek, ileride kurunda hafif artışını düşünürsek yani 11.000 TL seviyesine bir yükseliş orada ana direnç bölgesini oluşturacaktır yine diyelim. Peki katalizörümüz ne olur? Bir daha bizi 11 binlere götürecek. Şu an makro hikaye, gelen bilançolar bizi 11 bine kısa vadede götürecek kadar kuvvetli mi? Şimdi Kasım 1'de S&P'yi bekliyoruz diyeceğim ama aman diyecek izleyenler, not artışı demeyin Peri Hanım, her not artışından sonra satış geliyor diyorlar. Çünkü artık not artışını da sormaya çekiniyorum. Kesinlikle ara bizim katalizörlerimiz var. Ara ara haberler geliyor, beklentiler oluşuyor.
Sayın Cevdet Yılmaz'ın da biliyorsunuz vergi gündemden kalktı dedi ve enflasyon muhasebesini yeniden masaya yatıracağız dedi ki en önemlisi de yatırımcının çıkarını koruyarak hareket edeceğiz açıklamasıydı. Bu çok önemliydi. Fakat yükseliş göremedik burada. Düşerken olumsuz bir haber olarak algılayıp piyasa çok hızlı düştü. Evet, ama evet. Yükselirken bu tepkiyi veremedik. Neden? Çünkü eğer bir zayıf piyasa içerisindeysek en ucuz negatif haber bile çok bizi geriye çekebilir. En iyi, en kaliteli pozitif haber yükselişlerin sınırlı olmasını sağlayabilir. Yani aslında bizim dikkat edeceğimiz şey sizin de sorduğunuz gibi ana katalizörlere odaklanmak. Burada zayıf piyasada ara ara gelen katalizörlere eğer hikayeymiş gibi kendimizi alıp bu işleme girersek yanılacağımızı düşünüyorum. Peki ana katalizörlerine yine üstüne basa basa söylüyorum. Burada bilançoların, yakıtımız olan bilançoların da iyi seviyeye gelmesi için gereken faiz indirim senaryosu. Ama dediğim gibi bu faiz indirimden sonra çok mu hızlı gideceğiz? Hayır. Zaten dönüşlerde çok hızlı olmayacağını düşünüyorum ben. Yavaş yavaş yatay yukarıya ama yükseliş trendlerinin oluştuğu bir piyasayla gideceğimizi düşünüyorum. Fakat bunun için önümüzde hala bir zaman olduğunu düşünüyorum. Enflasyon verilerini alacağız. Yıl sonuna doğru OVP'ye yakın bir yıllık enflasyonda yaklaşacağımızı düşünüyorum tam oraya gelmesek de. Ama işte %2'lere yakın, belki %2'lerin biraz altında aylık enflasyonları aldığımız zaman burada Merkez Bankası'nın söylemlerinin de yumuşayacağını düşünürsek hafif hafif bizim ana katalizörümüz oluşuyor diyebilirim. Peki şimdi bu ana katalizörlerden biri de sonuçta Borsa İstanbul'da fiyatlama olarak bankacılıktı. Az önce Cevdet Yılmaz'ın, Sayın Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarına değindiğiniz için ben merak ediyorum. Şimdi enflasyon muhasebesini bir kez daha gözden geçireceğiz demek bankacılık tarafını ilgilendiren bir durum mu? Yani 2025 yılında yine bankacılığı muaf mı tutacağız? Yoksa bu arada tamamen mi kaldıracağız? Ne anladınız o söylemden mesela? Nasıl bir çıkarım yaptınız? Şimdi şöyle detay olarak tabii ki bankacılık endeksi üzerinde veya genel endeks üzerinde bir ipucu yoktu. Fakat bankacılık endeksi enflasyon muhasebesine geçişi negatif fiyatlayabileceği için burada gelen haberin en öncelikle bankacılık endeksinde pozitif hava yaratması gerekiyordu. Ama dediğim gibi bu pozitif hava güçlü piyasada işe yarar. Negatif piyasada pozitif havaların yükselişleri sınırlı olur. Bu arada o gün içerisinde gelen bir siyasi haber de vardı, mahkeme haberi. Ondan dolayı da Sayın Cevdet Yılmaz'ın etkisi, bu açıklamaların etkisi zayıf kaldı diyebilirim. Ama dediğimiz gibi iki haberi yan yana koyduğumuz zaman aslında Sayın Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları borsa için çok daha fazla önem taşıdığını düşünüyorum ben. Çünkü bir tarafta bir belirsizlik var, ne olacağı belli değil ama diğer tarafta vergi gündemden direkt kalktı diyor gündemimizden. Yani aslında çok pozitif bir haber. İlk etki edecek. Ama işte piyasa gibi, düşmek isteyince evet, bahanesi bol. Çıkmak isteyince de en ufak bir haberi bile kendine bahane edebiliyor. Evet. Aslında dönüyoruz dolaşıyoruz aynı yere gidiyoruz. Piyasa çıkmak mı istiyor düşmek mi istiyor konu burada. Evet kesinlikle. Bu aralar biraz düşmek istiyor. Kesinlikle öyle tahmin edebiliriz. Uzun uzadıya temel verilerle konuşabiliriz. Ama burada bizim konuşmalarımız sadece havada kalır. Konuşmalarla da para kazanamayız. Parayı nasıl kazanabiliriz? İşte parayı grafiklerle kazanabiliriz. Fiyat bize çok şey anlatır. Burada 200 günlük hareketli ortalamadan bankacılık endeksinin döndüğünü görüyoruz. Pozitif. Tabii ki içerideki banka hisselerine baktığımız zaman bazıları 200 günlükten baskı yiyor. O da ayrı bir konu. Fakat burada bizim bir range bölgemiz var. Ortasında, bakın range'in ortasında manuel çizdiğimiz bizim yatayımız range'in tam 0,5'ine yani tam ortasına denk geliyor. Bizim bu sarı yatayımız demek ki çok güçlüymüş. Burada da kırılımdan sonra bakın 0,5'ten sonra derinleştiğini görüyoruz satışların. Orası nereye tekabül ediyor? 14.464. 12.953'deyiz şu an. Tabii burada biz önceki yayını yaptığımızda daha henüz enflasyon vesaire verileri gelmeden önce yukarısındaydık ya da yükseliyorduk. Haber geldikten sonra bir insan, yatırımcı her haberi takip edemez. Biz piyasanın içinde olduğumuz için takip etmesek bile duyuyoruz, haberimiz oluyor. Ama bazı yatırımcıların buna fırsatı kalmıyor. Onun için akşam eve gittiklerinde piyasada işte Çin'den Amerika'ya, petrole, Türkiye piyasalarında ne oldu diye bakacağına, eğer bankacılık endeksinde pozisyonu varsa ve bu çok güçlü bölge aşağı kırıldığı zaman demek ki bizi range bölgemizin altı isteyebilir diye düşündüğü zaman işte proaktif şekilde işlem olabiliyor. Bize para kazandıran taraf aslında bu taraf. Temel verilerle boğulmak değil.
Baktığımızda da tekrardan range'in içerisine attığını görüyoruz 200 günlük kare kitle ortalamadan itibaren. Yani tekrardan 14.464 seviyesini bankacılık endeksi isteyebilir diyoruz. Ve burada da Fibonacci trend temeli uzatmamız var. Yani bizim 3 noktaya aldığımız zaman yukarıdaki hedefi veren. Burada da yine ilk hedef noktası bir 14.520 küsürlü rakamlara denk geliyor. Hemen hemen o da range'in ortasına denk geliyor. Ve 15.900'de hedef olarak karşımıza teknik olarak Fibonacci'den çıkıyor. Yani bu seviyeleri takip etmekte fayda var. 12.808 bizim alt range, alt desteğimiz. Orası tekrar aşağı kırıldığında tehlike çanları tekrar çalabilir. Bir banka pozisyonu varsa yatırımcıların bu endeksi de kesinlikle takip etmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, bankacılık endeksindeki düşüş şu an biraz piyasayı etkiliyor. %0,70'e ulaştı bankacılık. 9022'de şu an BIST endeksine baktığımızda da fiyatlama. Bir endeks daha konuşacağız. Ardından biraz hisselere de yer vereceğiz tabii ki. Şimdi elektrik endeksi. Elektrik endeksindeki görüntü, yani son zamanlarda biraz tepki geldi ama işte adı üstünde tepki mi, kalıcı bir trende döner mi diye belki sormak daha doğru olur. Evet, yine bir önceki yayınımızda bakın 2, 3, 5 ve 7. 7'sini görüyoruz. Ve dediğimiz şey şuydu. Biz bu sarının altında bambaşka bir dünya, üstünde bambaşka bir dünya yaşıyoruz. O kadar net ki çizgi. Ve şu anda alt bölgeden biz yine bu bölgedeydik, altındaydık. Tehlikeli olduğunu söylüyorduk ve bir direnç oluştu. Yani burada bakın fiyatların durduğu yer yine range'in ortası. Yani o kadar kritik ki range orta seviyeleri. Bunu öneririm teknik analiz yapanlara da. Şu anda bizim range'imizin ortası 453 lira. İçerisinde enerji hissesi, elektrik endeksinin içerisinden hisse taşıyanlar varsa bu endekste 453'ü şu anda destek olarak takip edebilirler. Fakat 492 bizim ana yatayımız ve bu ana yatay yukarıya geçmeden aşağısı dediğim gibi bambaşka bir dünya. Ve ondan hariçte bir sürü diagonal düşenlerimiz bulunuyor. Yani baskı yiyeceğimiz çok fazla emare var burada. Ki işte elektrik, enerji fiyatlarında da o fahiş artışlar diyelim bir dünyanın takip ettiği ekonomi gazetesinde ana başlığına yer verdiği, daha sonrasında da yukarıya fahiş fiyatlar gördüğümüz endekste daha sonrasında geri çekilmeleri yaşadık. Biraz güç toparlaması zor olabilir. Dediğim gibi temel olarak piyasada ne oluyor, ne bitiyor? Bunları bir kenara bırakırsa insanlar ve burada 492 direncini takip ederlerse daha çok işlerine yarayacağını düşünüyorum. Peki biraz hisse konuşalım. Şimdi endekse bakıyorum. Neler pozitif ağırlıyor? Karsan tavan bu arada. Vestel Beyaz Eşya %4. Üçüncü sırada Türkseli görüyorum. %1,82'lik yükselişle. Şu an zaten endekse baktığımızda puan bazlı katkı olarak da ağırlığı yüksek şirketlerden birisi Türksel. BIST endeksine en yüksek katkı nereden geliyor? Şu an Türksel'den geliyor ve BİM'den geliyor. O zaman ikisini de konuşalım. 7 puan katkı var aşağı yukarı Türksel'den. BİM'den de 5,5 puan katkı var. Dün hani endeksi 9000'in üzerinde kapattıran hisse zaten BİM'di. Önce bir Türksel grafiğini rica edeceğim arkadaşlardan. Türksel'deki bu %2'lik yükseliş, yani piyasaya göre pozitif ayrışma var zaten yılbaşı itibariyle ama devam eder mi? Onu konuşalım. Öncelikle yayının başında konuştuğumuz şeyi hatırlatmak isterim. Biz buradaki düşüşü enflasyon verisinden sonra yaşamıştık aslında Türksel'de. Baskı yaratıyordu ama aslında Türksel burada faize duyarlılık olarak pozitif ayrışacak hisselerden bir tanesiydi. Ve sonrasında da şu an tepki alımlarına başladığını söyleyebilirim. Buradaki şu muma dikkat çekmek isterim. Yani gördüğünüz gibi içi dolu bir mum değil. Buradaki mum bize Doji mumunu, aslında sabah yıldızı yanlış hatırlamıyorsam diyeceğim mumu gösterir. İsmi çok önemli değil. Karakteristik olarak bu mumlar dönüş mumu olarak adlandırılır. Şu anda da mum formasyonunda bir dönüş ibaresi alıyoruz. Bakın içi dolu mumlarla geliyor. 84 lira. En sonunda burada duruyor. Evet, 82.20 ile 82.35'te bizim desteğimizmiş. Burada ikili dipten gelen bir destek seviyemizmiş. Ve düşen kanalımızın da desteğine geliyor. Yani şu anda burada bir toparlanma çabası görebiliriz. 200 günlük hareketli ortalamamıza da destek denk geliyor. Yani Türksel'de tutunabilecek dallarımızın daha çok olduğunu söyleyebilirim şu anda. Üst kanala varmadan önce de 88.20 ve 95.90'da burada direnç seviyesi olarak ön plana çıkıyor. Şu anda yukarıdaki hareketli ortalamalarımız bizim 89 EMA, 55 EMA. Oralardan da uzaklaşmış vaziyette. O hareketli ortalamalara da tepki yükselişi olarak en azından yaklaşacağı emareleri alıyoruz Türksel'de.
Peki dünün yıldızı BİM'di dedik. Nedeni de sabah dün sabah yer vermiştim. BİM'in pay geri alım açıklaması yaklaşık 1 milyar TL kaynak ayırdık dedi. Ve dünkü yükselişin ardından bugün de %0,50 kadar yatay pozitif bir seyir var. 485,50. Ne zaman geldi bu açıklama? Şu sert düşüşten sonra. Peki, önce bir şirkete pay geri alımı açıklanması o şirkette bir rally havası illa yaşatır mı? Onu konuşalım. Yoksa burada çalışan şey teknik miydi? Şirket de evet. Güzel yerden pay geri alımı açıklamış çünkü. Tekniği çizip buradan mı verelim demişler. Şöyle bakmışlar ama. Tamam güzel yere geldi. Kimse almazsa biz alırız demişler. Evet kesinlikle ama aslında buradaki dönüş mumunun dip seviyesi bizim desteğimizi daha da güçlendirir diyebilirim. Yani bundan sonra takip ederken 462 seviyesi güçlü bir destek olarak takip edilecek. Bu mumdan dolayı, son mumlardan dolayı. BİM'de dediğiniz gibi geri alımın burada yükselişte önemli bir payı var. Fakat şirket harıl harıl bir pay geri alımı tabii ki de yapmayacak. Ama uzun vadede yine de pozitif yansıyacak adımlardan birisi. Bakın burada ben yine dün başlamışlar mı diye hemen baktım ama henüz başlamamışlar. Evet bakalım ne zaman başlayacaklar. 498 lirada burada bir direnç bölgemiz oluşuyor ve bu direnç bölgesi geçildikten sonra sert hareketler görüyoruz bakın. Ve bunu yatırımcılar da uzatabilir. Muhtemelen burada da bir destek bölgesi oluşan yere denk gelecektir. Range orta bölgemiz olacaktır yine burası. Yani yükselişlerde 498 lira takip edilmesi gereken önemli bir direnç olabilir. 462 liranın altına gelmedikçe güvenli bölgede diyebiliriz BİM'e. Burada da yine hareketli ortalamamız 200 günlük de bir destek veriyor. Fakat hatırlatmak isterim yine üstüne konuşmuştuk ve o rasyoda gerçekten çok beğenilmişti. BİM XU100 rasyomuz vardı. Evet, orada aynen. O yani sektörden ayrışmasını aslında BIST100'den ayrışmasını BİM'in çok net görmüştük. Hala o rasyonun üstüne geçebilmiş durumda değiliz. Bunun için BİM'de toparlanma yaşasak bile BIST 100'ün üzerinde bir toparlanma görmeyebiliriz. Tabii ki haber kaynaklı. Dün böyle gerçekleşti. Belki bir iki gün daha. Ama dikkat edilmesi gerekiyor. Gıda perakende tarafının da düşen artık dezenflasyon sürecinde yine dikkat edilmesi, temkinli olunması gerektiğini düşünüyorum işin açıkçası. O zaman biraz ulaştırma konuşalım. Bu arada yani yer hizmetleri açısından size City'den bir tavsiye var. TAV Havalimanları için hedef fiyatını 320 TL olarak belirlemiş tavsiyesi al. Biz şimdi bir Pegasus'a bakalım. Ardından da Türk Hava Yolları Pegasus rasyosu. Bu rasyolara bayılıyorum şundan dolayı. Ya ben illa bir ulaştırma hissesi alacağım ama Pegasus mu daha avantajlı, Türk Hava Yolları mı daha avantajlı sorusunu soranlar için bakacağız. Önce Pegasus'un genel görüntüsüne bakalım ardından oraya geçeriz. Tabii baktığımız zaman bir trend oluşturmuş durumda. Bunu sizden ricam bu arada bölmek istemem. Bir de Ford Tofaş için bir ara yapalım olur mu? Tamam nasıl isterseniz hepsi için yapabiliriz. Şimdi trendimiz diagonal bizim yükselişte geliyor. Fakat trendten ziyade buradaki 220 yatay destek bizim için daha önemli. Neden? Yataylaştıkça daha güvenli oluyor bir destek direnç. Daha sağlam oluyor. Ve burada da bir diagonal ile yatay arasında bir yuvarlak bölge var. Diagonal ile takip edenlerin stop olduğu bölgede güç kazanıp 220'den dönebilme ihtimali daha da kuvvetli oluyor. Böyle bir hareket yaşanırsa ben aslında daha sağlıklı bulabilirim ki işte şurada küçükçe bir yaşandığını görüyoruz zaten ayı tuzağı gibi dediğimiz. Burada şu anda ne kadar Pegasus acaba? Yani trendin üzerinde tutunuyorsa trend takip edilmeli, yatayda tutunuyorsa 220'nin üzeri takip edilmeli. Yine orta bölgemiz 227.70. Yani bu yuvarlağın içerisinde şu anda diyelim 220'nin altına gelmedikçe biraz daha güvenli bölgede. Çoğu hissede şunu görüyoruz. Trendleri kırılmış, aşağıya inmiş, işte baskı yiyecek çok fazla emare var. Ama Pegasus'un önünün biraz daha 220 üzerinde kaldığı sürece açık olduğunu görüyoruz ki işte bizim üstte, range'imizin üstünü oluşturan asıl direnç bölgemizde 257 TL civarı. Eğer bu bölgelerde kalabilirse 257'yi isteyebileceğini görüyoruz. Tabii ki dediğim gibi 220'nin altına sarkıp bir kapanış yapmaması durumunda şu anda ayrışan hisselerden birisi olarak ön plana çıkıyor. Tabii yani Türk Hava Yolları rasyosunda da bakacağımız zaman o ayrışmanın aslında temel tarafta da olduğunu görüyoruz. İşte dinamik bir kadro, havalimanı terminallerinin açılması, yani Pegasus için önemli gelişmeler var ve büyüme potansiyeli
taşıyacak bir hisse olarak aslında ön plana çıkıyor diyelim. Peki bir de rasyoya bakalım o zaman. Yani Türk Hava Yolları Pegasus rasyosu. Evet. Şimdi ikisini bir karşılaştırma yapacağız. Bu arada Türk Hava Yolları, yani şu an Pegasus'ta kayıplar %2,34 civarında. Türk Hava Yolları'nda ise %0,83. Piyasa ise 9000'in altında, 8993'e kadar geldiğini görüyoruz. Özellikle yine bankacılık ön planda, %1'i aştı çünkü bankacılıkta satışlar. Şimdi burada demek ki biz Türk Hava Yolları'nın Pegasus'tan bugün pozitif olmasıyla hafif bizim turuncu yatayımızda bir yükseliş görüyoruz. Yani bize bu rasyo ne anlatıyor aslında? Rasyonun düşüş eğiliminde olması Türk Hava Yolları'nın Pegasus'a göre değer kaybetmesinde. Eğer rasyo olmasaydı, sadece Türk Hava Yolları olsaydı TL cinsinden biz grafik görecektik. Fakat şu anda Pegasus cinsinden bir grafik görüyoruz. Bu yüzden Pegasus'un orta vadede Türk Hava Yolları'ndan daha fazla kazanç sağladığını görüyoruz. Bu düşen kanal yukarı geçilmediği sürece Pegasus Türk Hava Yolları'na getiri olarak daha avantajlı olacağını gösteriyor. Ya da piyasa kayıplarla devam etse bile Pegasus'un Türk Hava Yolları'na göre daha az kayıpla devam edeceğini gösteriyor bize. Ama dediğim gibi burada ikili bir tepede oluşmuş. Yani şu bölgeden bu bölge hem düşen hem yataylarımız yukarı kırılmadığı sürece Pegasus'a ağırlık vermek Türk Hava Yolları'ndan ziyade daha mantıklı olabilir. Bu grafik bize bunu gösteriyor. Sarı yatayda kuvvetli bir burada 2019'dan gelen bir yatay şu anda direnç konumunda. Yani şu anda da bu dirençte, onun için Pegasus orta vadede daha ön plana çıkabilir diye düşünüyoruz ki uzun vadede dediğim gibi dinamik kadrosuyla daha fazla büyüme potansiyeli taşıdığını düşünüyoruz. Evet, vadeli tarafta satışlar %1'i aştı. 8.968 puana kadar gerilediğini görüyoruz endeksin. Şu an itibariyle dün endeksi en çok aşağı çeken paylardan biri Ereğli Demir Çelik'ti. O da Çin kaynaklı. Sadece Ereğli'de değil, Demir Çelik sektöründe genel bir kayıp gördük. Şimdi 47.54. Düne göre bugün biraz daha çekimsel bir düşüş içerisinde diyebiliriz Ereğli için. Evet, 47.54 demek ki yatayımızın altında şu anda dikkatli olmamız gereken bir yeri bize gösteriyor. Simetrik bir üçgen görünümü var, sıkışmayı görüyoruz. Burada Çin teşviklerinden sonra emtia piyasasına küresel anlamda bir talep, Ereğli, Kardemir gibi hisseleri tabii ki de yükseltme potansiyeli var. Fakat burada şu anda bizim 47.80 seviyemiz eğer aşağıya kırılırsa burada 0,5 Fibonacci seviyemize de denk geliyor. Dediğim gibi üst üste denk geldiğinde daha kıymetli, daha kuvvetli bir yatay haline geliyor. Ve şu anda da 47.70 o şekilde olduğunu görüyoruz. 47.54 şu an mesela. Pardon. Buradan eğer bir Fibonacci çekecek olursak da yine burada 0,618 ya da 0,50'ye denk geldiğini göreceğiz. Dediğim gibi burada simetrik üçgenin içerisinde bakın temas ettiği yerler bizim Fibonacci seviyemizde 0,236 ile 0,618 seviyesine denk geliyor. Burada güçlü yatay destek olacaktır. Ereğli'yi takip etmek isteyenler için diyelim. Pardon. Su ister misiniz? Hadi siz bir su için. Diyebilirim. Siz su için. Ben de burada hemen hızlıca bir piyasa tekrardan paylaşımı yapayım. %0,87'lik düşüş var dedik ama özellikle bankacılık tarafındaki %2'lik düşüş şu an endeksi puan bazlı en çok etkiliyor. Akbank'tan 14 puan eksi var. Tüpraş'tan 7 puan eksi yazıyor şu an. Türk Hava Yolları'ndan 7 puan eksi var. Medical Park, BİM, Yapı Kredi diye liste devam ediyor. Burada Ereğli için ekleyeceğimiz not var mı? Hızlıca çünkü bir bankalar tarafına Yapı Kredi'ye de geçmek istiyorum. Tabii hemen hızlıca geçecek olursak 0,618 seviyesi 45.14 ve üstünde 0,236 54 lira diyeceğimiz yatay bölge takip edilmeliyken ana yatayımız bizim 47.80. Altında ve üstünde başka hikayeleri konuşuyor olabiliriz. Peki bankalar tarafı bugün biraz baskı içerisinde dedik. Yapı Kredi Bankası'nda %1,72'lik düşüş var. 26.28. Bir Yapı Kredi'ye rica edelim o halde arkadaşlardan. Bankalardaki baskı şu an endekste 9000'in altına getirdi. Evet, bankacılık endeksinde 200 günlük hareketli ortalamanın destek oluşturduğunu görüyorduk. Burada da baskı oluşturduğunu görüyoruz. Burada da hareketli ortalamaları işin içine dahil ederken zaman zaman 50 günlük, zaman zaman 200 günlük piyasa aslında en çok neyi takip ediyorsa o hareketli ortalamayı atmakta fayda var. Şu anda 200 günlük çok popüler ve buradan satış yeme ihtimalimiz artıyor ki iki kere de üst üste dokunduğunu gördük ve range üst bölgesindeyiz. Biz eğer 27.32'yi yukarıya aşamazsak
Fiyatın isteyeceği yer yine range'in orta bölgesi 0,5-26 lira olacaktır. Altta da 25 TL'ler bir range oluşturuyor. Fakat düşen bir kanalın içerisindeyiz. Onun içinde baskı yiyeceğimiz çok fazla unsur var. Buraya da soru işareti koymamın nedeni de hatırlarsınız bir yapı kredi satış hikayesiyle birlikte hem yapı kredinin düştüğü hem de Borsa İstanbul'un geneline yayılan bir nokta olduğunu da hatırlatmak isterim. Onun için yatırımcılara haberler kısa zamanda day trading, scalp trading para kazandırılabilir ama o haberden sonra hele de haber gerçekleşmezse kayıpların derinleştiğini görüyoruz hem burada hem de endeks tarafında. Şimdi bu arada izleyenlerimize de bir sözümüz vardı şok marketler. Burada da bir ters indikatör var. Sabahları bakıyoruz. Migros ve BİM negatifse şok artı oluyor. Şok eksiyse diğerleri pozitif oluyor. Aralarında bir ters ilişki oluştu. İşin şakası bir yana. Peki şok marketlerdeki genel görüntüyü konuşalım o halde. Tabii sözümüzü tutalım. Evet. Burada dikdörtgen bir yatayımız var. 50-15-48. Bu bant güçlü bir bant. Zamanında destek olarak çalışırken şimdi de tutunamadık. Ve direnç olarak çalışacaktır. Diagonalimizde baskı yaratıyor. Burada sarıyla gösterdiğim yer aslında yani çıkış için ne kadar teknik analizin bize uygun olduğunu gösteriyor. Yani tam kesiştiği yer iki direncin önemli noktaymış. Çıkamamışsınız gelmiş vesaire derken hareketli ortalamalarından baskı yediğini görüyoruz. Fakat olumlu bir durum 44-60 burada güçlü bir yatay oluşturmuş ve fiyatların altına gelmesine izin vermemiş. Şu an ne kadar bilmiyorum şok marketler ama eğer geri çekilirse olası 45-50. 45-50 yatayın yine üzerindeyiz. Destek olmaya devam ediyor. Geri çekilirsek de 41 TL bize burada ana destek olarak görev görecek diyelim. Peki son bir grafiğimiz var. Şimdi farklı bir rasyo bakacağız. Altın borsa rasyosu. Genelde şimdi endekse hep dolar bazında bakıyoruz ya bazen aslında yatırımcılar burada hem rasyo olarak hem de endekse sadece dolar bazında değil altın bazında da bakabilirler. Bu hatırlatmayı da yapabiliriz. Yani dolarını bozup buraya gelen TL bazında değil bence dolar bazında bakmalı. Ya altını bozup gelen de normalde altın bazında bakmalı. Şimdiye kadar baktığımızda dün de verileri bir önceki günde aldık. Reel anlamda hem bu ayın, geçtiğimiz ayın yıldızı hem de 6 ayın yıldızı külçe altın oldu. Yani altında olan kazandı, Borsa İstanbul'da olan kaybetti. Peki ya bundan sonrası için rasyon ne diyor bize? Tabii hemen baktığımız zaman öncelikle açıklamalarınız çok doğru. Yani sadece altın tarafı değil, BIST 100'ü konut tarafıyla da, işte araba fiyatlarıyla da paramızı korumak için çok fazla karşılaştırma yaptığımız yer var ki zaten hem işte risksiz faiz kazançları hem altın fiyatlarının yükselmesi de bizim borsamızı aslında aşağı çeken unsurlardan biri oldu. Alternatifin yüksek olması. Burada da baktığımız zaman bir alternatif grafik görüyoruz. Gerçekten aslında yorumlaması ve anlatması zor bir grafik. Şöyle başlamam gerekirse mor çizgiyi çıkardığımızı hayal edelim. Şu anda mor çizgi yok. Biz yorumluyoruz. Altın S1 dediğimiz bir altın sertifikası var biliyorsunuz ki Darphane'nin çıkarttığı. Fazla detaya girmeden karşılığında da rasyo olarak gram altın fiyatlarını karşılaştırıyoruz. Dediğim gibi mor yok şu anda. Biz son zamanlarda bakın destekten yükselişi görüyoruz. Yani altın sertifikasının gram altına göre çok değer kazanması aslında bize şunu anlatıyor. Borsa İstanbul'da hisseden çıkarken insanlar, yatırımcılar altın S1'e kayıyor. Çünkü işte nakite dönüp altın almak yerine burada sertifikayı daha avantajlı buluyorlar ya da sert düşüşlerden, sert yükselişlerden kar elde etmek için o tarafa bir kaçış rampası olarak görüyorlar diyebiliriz. Bu yüzden altın S1'in çok yüksek fiyatlandığını görüyoruz ve geri çekilmeyi de yaşadığını görüyoruz. Şimdi ben bu grafiğin üzerine bir de BIST 100 grafiğini atmak istedim ve o da mor çizgilerle bu şekilde koydum fazla karışmasın diye mor olarak. Şimdi dikey attığım yer bakın burada artık bir karar vermek gereken yer olarak önümüze çıkıyor. Çünkü Borsa İstanbul çok yükselmiş. Altın fiyatları, altın S1 fiyatları da çok düşmüş. Yani durum hem altın açısından hem borsa açısından tersine dönebilir diyeceğimiz bir noktadan tabii ki kayba geçiyoruz. Eğer burada düşünüp o şekilde kazanç verirsek daha da yükseliyor borsa. Altın daha da düşüyor. Kayba geçiyoruz. Fakat sonrasında eğer sabır edersek birbirine yaklaştığını görüyoruz. Altın yatırımcısı burada kazanç elde ederken borsanın düştüğünü ve şu an bakın arası yine kapandı. Fiyatlar birbirini istedi ve ara kapandı. Burada bizim bakacağımız şey artık iki direnç noktasında yine orta bölgeyi oluşturan altın S1 için
Bu bölgeyi tabii tam bir rakam veremiyorum şu anda yüzdelik dilim olduğu için. Aha. Rasyoyu eğer çizim araçlarıyla çizerlerse ve bunu altın espri dediğim gibi kaçış rampası olarak yorumlarlarsa borsa ya da altın arasında bir tercih yapabilirler. Onun için çünkü çok fazla soru geliyor altın borsa mı diye. Bu rasyoya da bakabilirler. Daha uzun bir zamanımızda ya da diğer yayında da daha detaylı anlatmak isterim bunu. Peki, birlikte yapalım vedamızı ama şunu da vedayı yaparken sormak istiyorum. Şu an gram altınız olsaydı bozuk borsaya gelir miydiniz, biraz bekler miydiniz? Dağın Hanım. Altın veya borsa arasında... Altın yatırımcılarından ne düşünebilirsiniz? Şu an eğer bu noktada ikisinden birini seçseydim bu Borsa İstanbul olurdu. Sebebi de altın fiyatlarının artık gerçekten doyum noktasına ulaşabildiğini düşünüyorum. Ki baktığımız zaman da artık bazı şeyler haber değerini yitirmiş durumda. Jeopolitik riskler hala masada olsa da grafik bize Borsa İstanbul'un altına göre değer kazanabileceğini orta vadede, kısayı konuşmuyorum ki biraz önce gösterdiğim gibi, sonrasında zaten kayıplı pozisyon kazanca geçti. Orta vadede Borsa İstanbul diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Allahçı Yatırım Araştırma Uzmanı Dinçer Kurt'u ağırladık efendim.